Güzel bir soru. Yani kaldırabilmesi için bu tarz bir yasayı meclisten bu noktada değişikliklerin geçmesi gerekecek. Dolayısıyla herhangi bir reform ya da göçmenlik yasası reformu ya da değişikliği yapmak için bu tarz değişimler için meclisten onay alması gerekecek. Dolayısıyla meclisten onay alınmadığı sürece bunun kalkma durumu gözükmüyor. Ama bak ben şöyle bir noktaya daha değineyim sana. Şimdi biz tabii genelde Başkan Trump'ı aslında eleştiriyoruz. Yani yaptığı adımlar, söylemler çok mantıklı şeyler değil. Ama mesela bu çekiliş olayında şu taraf da haklı olabilir. Çekilişteki aslında hata şurada yatıyor. Binlerce insana değil mi? Green Card verebilme imkanı sunuluyor. Belki milyonlar, belki bir yüz binler başvuru yapıyor onun için. Fakat gerçekten buraya gelme niyeti olmayan adam bile başvuru yapıp ve gelmiyor ondan sonra. Dolayısıyla ya da gelen kişi burada ne yapacağını bilmiyor. Bunlar tabii çok mantıklı adımlar değil. Yani Green Card'ı düşün, sen de duyuyorsundur ya da görürsün, olsan görmesinler, bu görmediysen de bundan sonra görürsün. İşte ya ben Green Card'ımı aldım ama işte 6 yıldır işte hala gelemiyorum Amerika'ya. Gidip geliyorum 6 ayda bir, yılda bir. Bunlar çok mantıklı şeyler değil. Dolayısıyla bu Green Card'ın mantığı gerçekten kişinin Amerika'da yaşayacak olması, burada bulunabilecek oluyorsa bunu yapıyor olması. Yalnız soruya döneyim ben. Soruya döndüğümüzde evet, Başkan Trump bunun gereksiz olduğunu, kaldırılması gerektiğine inanıyor. Bu kalkar mı? Şu an gözükmüyor. Kalkacak bir durum değil. Dediğim gibi kalkması ne zaman mümkün olabilir? Ne zaman gerçekten bunlar göçmenlik yasasında değişikliklere adım atıp tamam biz bundan sonra şu şekilde yasadan göçmenliği ya da green card olayını yapacağız dedikleri zaman bunu kaldırabilirler, değiştirebilirler. Ama şu an devam ediyor ve Ekim ayında biliyorsun başvuru yapabilecekler.